İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkan referandumun ardından halk adeta ikiye bölündü. Özellikle 65 yaş ve üstü seçmenin birlikten ayrılmayı seçtiği referandumda sonucun iradelerinin dışında gerçekleştiğini söyleyen gençler dün olduğu gibi bugün de Londra'daki parlamento binası önünde toplanarak kararı protesto etti. Öte yandan sonuçtan memnun olmayanların ikinci bir referandum düzenlenmesi için başlattığı kampanyada 1 milyondan fazla imza toplandı. Ayrıca bir diğer imza kampanyasında ise Londra Belediye Başkanı Sadık Kan'a Londra'da bağımsızlık ilan etmesi ve Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurma çağrısı yapıldığı belirtildi. Bu sırada muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn görevinden ayrılmayacağını söyledi. Corbyn yaptığı açıklamada ayrıca ticaret, ekonomi ve göç politikaları referandum ışığında değiştirmek zorundayız dedi. Avrupa Birliği karşıtlığıyla bilinmesine rağmen referandum sürecinde ülkenin birlikte kalması için çalışmayı yürüten Corbyn kampanyalarda etkisiz kalmakla eleştirilmişti. Öte yandan İskoçya bölgesel hükümetinin başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi'nin lideri Nicola Sturgeon, Brüksel'le hızlı bir şekilde görüşmelere başlayarak İskoç halkının Avrupa Birliği içindeki yerinin korunması için çalışacağını belirtti. İskoçya'daki seçmenler referandumda %62 oranıyla Avrupa Birliği'nde kalınması yönünde oy kullanmıştı. Tamam.